Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı hiçbir insanın inkar edemeyeceği, görmezlikten gelemeyeceği kadar üstündür. Bu mübarek insan, Kur'an'da bildirilen Allah'ın beğendiği üstün ahlaka tam olarak sahiptir. Tüm alemlere örnek ve rehberdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel şekilde İslam dinini tebliğ etmiş ve bunda çok kararlı davranmıştır. Kendisine büyük eziyetler yapılmasına, din ahlakını anlatmaktan vazgeçmesi karşılığında kendisine çok fazla imkan sunulmuş olmasına rağmen teklif edilen her şeyi reddetmiştir. Allah'ın rızasını, İslam'ın ve Müslümanların menfaatini kararlılıkla daima üstün tutmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca insanlara hidayet rehberi olmuş, sahabeleri eğitmiş, müşriklerle de sürekli konuşarak onları doğru yola yöneltmek için mücadele etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimi sonucunda çöl ortamında yaşayan cahiliye ahlakına sahip insanlar imanın nuruyla tertemiz, güzel ahlaklı insanlar haline gelmişlerdir. Bu büyük bir mucizedir. Hazreti Ali'nin torunlarından İbrahim Muhammed, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken şöyle rivayet etmiştir. Dedem Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken onu şöyle vasıflandırdı. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en mülayim ahlaklısı ve en arkadaş canlısıydı. Kendilerini ansızın görenler, onun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar, üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlarsa onu her şeyden çok severlerdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse, ben gerek ondan önce gerek ondan sonra onun gibi birini görmedim demek suretiyle onu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başlamadan önce de daha çok genç yaşlarından itibaren güvenilirliğiyle tanınan bir insandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda el-emin yani güvenilir diye ünlenmiş, dürüstlüğü ve güvenilirliği üzerinde herkes ittifak etmiştir. İçinde yaşadığı toplumda insanlar ona her şeyi emanet edecek kadar güvenmişler, pek çok sorunun çözümünde kendisini hakem seçmişlerdir. Onun ahlakını, adaletini, hakkaniyetini her zaman övmüşlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok akıllı, ileriyi gören, basiret sahibi, mübarek bir insan olduğundan onun tüm bu seçkin özellikleri her görenin hemen dikkatini çekmiştir. Vicdanının sesini dinleyerek onunla konuşan, onun sohbetine katılan kim olursa olsun, ondaki olağanüstülüğü anlamış, peygamberliğine dair pek çok açık delil görmüştür. Onun çevresindekileri dine bağlayan ve kalplerini imanı ısındıran insan sevgisi, ince düşüncesi ve şefkati, tüm Müslümanların önemli üzerinde durmaları gereken bir ahlak üstünlüğüdür.